Merhabalar, iyi çalışmalar herkese. Real Estate serimizin 76. dersiyle beraberiz. Şimdi Product Detail tarafında. Burada Product Detail'de en son işte girmiş olduğumuz herhangi bir ID'ye karşılık değerler geliyordu. Burada da işte onun verileri geliyordu. Şimdi biz bunu en son ne yapmışız? Product Image Repository'nin içini doldurma kısmında kaldık. İçini dolduracağız biz burada Product Image Repository'nin. Gelin beraber bunu yapmayı deneyelim. Tabii bunu ilk önce nerede yapacağız? İlk önce bunu controller tarafında ve yani API tarafında yapacağız. Daha sonra controller'ı da test edeceğiz. Şimdi burada kategoriye geldim. Şöyle kategori repository'i açtım. Şurayı kopyalıyorum. Geldim o product image repository'nin içerisine. Şöyle biraz küçülteyim. Yapıştırdım. Sınıfımın ismini kopyalayıp onu da şöyle şuraya geçtim. Şimdi biz burada geriye sadece bir tane veri döneceğiz. Bir tane veri döneceğimiz için şöyle bir işlem gerçekleştirebilirim burada. Bana geriye tek veri dönecek olan yapı burası. Geldim kopyaladım. Kopyaladım bu değeri. Şöyle şuranın içine yapıştırdım. Public'tan sonra asenkron ifademi ekledim. Select yıldız from kategori değil. İlgili tablomuzun ismi olacak. Peki bizim bu eklediğimiz son tablomuzun ismi neydi? Hemen Real Estate'in veri tabanını açalım. Şöyle DB Depo Real Estate. Table tarafına geldim. Table tarafı içinde bakın şu Product Image tablosu. Select Top Bin Rows dedim. Select Top Bin Rows dedikten sonra bekliyorum açılmasını. Bakın bize tam olarak burası lazım. Şimdi burada neydi tablomuzun ismi? Product Image'di. Şöyle Product Image. Geldim buraya. Select yıldız from Product Image. Ver kategori ID değil. Ver Product ID. Yani Product ID dediğimiz şey bizim burada. Aslında bizim arkadaşlar hangi kısmımız oluyor? İlan bilgimiz oluyor. Buradan gelen değer. Daha sonra Product ID'yi atamamı yaptım. Şimdi şurada DTOM'u kopyaladım. Geldim şöyle şuraya geçtim. Güzel bu şekilde çağırıyor olacağız. Gayet güzel. Şimdi bunu controller tarafında beraber çağıralım. Controller kısmına geldim. Şimdi controller kısmında product image ayrı bir controller olarak tutulabilir bence. Çünkü sonuçta ayrı bir tablo. Şöyle en sonunda zaten bir şey yapacağım. Küçük bir refaktör işlemine değiniyor olacağım. Şimdi yeni bir tane controller oluşturalım. Şöyle API olarak ismi product image Images mıydı? Bir bakayım burada çoğul yapmış mıydık biz? Product Images diyelim şöyle. Tamam. Product Images Controller. Tablomuzun ismi Product Image'ti. Güzel. Geldim buraya. Private Read Only sen diyeceğim. I Product Image Repository'den bir tane. Product Image Repository Field örnekle alt dilimi koydum. Kontrol nokta dedim. Ve yapıcı metodumu geçtim. Yapıcı metodumu geçtikten sonra şurada asenkron ifadeyi ekledim. Sonrasında geldim buraya. Çok pardon. Burada değil. Özür dilerim. Aşağıda. HTTP GET olarak bir ID göndereceğiz tabii burada. Public Asynchron Task IAction Result. Geldim buraya ismi GET Product Image by ID olsun. Parantez içerisinde Integer ID. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. Sonra var values eşittir await alt tire product image repository nokta ilgili metot. Metottan sonra parantez içerisinde ID'den gelen değer ve return okla bize values'u dönsün. Program CS tarafına geldim. Program CS tarafı içerisinde bunları da bir taşıyacağım. Yani bunlar böyle kalmayacak. İşte onları da refaktör bölümünde inşallah yapıyor olacağız. Burası Product Image Repository olacaktı. Şöyle Product Image Repository. Tamam. Burası da aynı şekilde Product Image Repository olsun. Güzel. Bu şekilde tanımlamış olduk. Şimdi controller'dan bir ayağa kaldıralım uygulamayı. Control F5 dedim. Bir bakalım girmiş olduğumuz ID'ye ait, görselleri bize getiriyor mu beraber görelim. Geldim buraya. Try it out dedim. Mesela bir numaralı ilana ait görsel 5 tane gelmeli. Aa, bir dakika bu bir to list olmalı. Çünkü bize birden fazla veri getirecek. Hemen şurayı task bir küçüktür daha list. Daha sonra şu küçüktür geldim şurada. Kapattım. Tamam. Sonra repository'ime geldim. Repository'de task'ten sonra bir küçüktür list. List'i geldim burada kapattım. Tamam. Bunun sonuna da values nokta toList diyeceğim ki toList diyemedim. Query first or default asynchron değil de query asynchron. Query asynchron diyeceğim. Tamam. Buraya da values nokta toList şimdi geldi. Güzel. Şimdi tekrar Ctrl F5 yapıyorum. Bir kere daha çalıştırdım ama bu kez istediğim sonucu verecek. Tek kayıt gelmeyecek bu kez. Birden fazla kayıt geliyor olacak. Şöyle Product Image'e geldim. Geldim buraya bir yazdım. Execute ettim. Execute deyince bakın bir numaralı ilana ait görseller geldi. 2 dedim. Bakın 2 numaralı ilana ait görseller. 3 dedim. 3 yoktu galiba. Bakın 3 de boş döndü.
Şimdi biz bu görselleri şu slider'a çekmeyi deneyeceğiz. Haydi gelin beraber şimdiki adımda da bunu yapalım. Şimdi şöyle şunların tamamını kapatıyorum. Uygulamada UI tarafını tekrar açıyorum. UI tarafı içerisinde controller'ımı açtım. Buradan single neredeydi? Product single, product controller'da mıydı? Product controller'da, product bu değil bir dakika. İsimlerini unutuyorum ya. Yani. Çok böyle gittikçe büyüdüğü için proje çok kolay olmuyor isimlerini hatırlamak. Property controller, property controller'da property single. Sağ tuş, go to view. Şimdi burada bize bir ID lazım. Bir ID lazım. O ID görsellerin olduğu kısımdan geliyor. Yani şu 50. satırda başlayan kısım değil aslında. Tamamı değil. Şöyle div class şu 51'den aynen 51'den 136'ya kadar doğru mu? Aslında o da doğru değil. Şu 3'ü değil mi? Block single post. Bir saniye hangisi acaba? Şu popüler postlar değil sanırım. Sonra description geliyor. Aynen tamam yani şurası. Şurası bakın şu 53'te başlayan 71'de sona eren kısım aslında bizim görsellerimizin geleceği kısım. P1, P2, P3. 3 tane görsel var. Bakın 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz bunu dinamik hale getireceğiz. Şimdi bunu dinamik hale getirmek için yani mesela bunun olup olmadığını şöyle görebilirim. Ben mesela şuraya bir tane diyez atarım. Tamam mı? Source kısmına. Ctrl Shift W derim. Eğer iki görsele düştüyse doğru gelen görsel sayısı o zaman işler doğru gidiyor demektir. Bir çalışsın bakalım mesela hayalinizdeki eve bir adım uzak. Şimdi bakın şu anda gördüğünüz gibi demek ki doğru çalışıyor burası. Şu an ilk görsel gelmedi ama ikinci görsel geldi, üç de geldi. İlk görsel gelmiyor. Demek ki o kısım olacak. Yani tam olarak neresi? Tam olarak şurası. Şu kısım. Şimdi ben şundan yanayım arkadaşlar. Burada birçok ya yani içerik var. Bunları biraz daha view komponentlere bölersek yine daha böyle bence yönetimi kolay olur. Ya yani folder structure çiğnememiş oluruz. Hemen sağ tuş ekle yeni bir klasör view komponente ismi property. Single property ya da property single diyeyim. Property single olsun. Property single. Property single'da sağ tuş ekle yeni bir class ismi alt tire property slider view component şey property slider component parçalıyım. Component parçal. Güzel. Şimdi bunu oluşturdum. Burası 2 nokta üstü view component pardon view component'ten miras alacak. İlgili namespace'i geçtim buraya. Daha sonra private read only. Şimdi bir yerden bir örnek çekeceğim de. HTTP client faktöründen alabiliriz. Şöyle. Hatta şöyle şurayı komple alabilirim. Sadece bir iki tane düzeltme yapacağım. Şimdi buraya geldim. Buraya yapıştırdım. Şu sınıfın ismini de şöyle şuraya geçmiş oldum. Güzel. Şimdi içerikleri düzelteceğiz. Önce bana bir tane DTO lazım. Bu DTO ne işe yarayacak diye sorarsanız eğer. Bu bizim property'mizin görsellerini tutacak. Hadi gelin verelim. İsmi property image DTO'su olsun. Property image DTO'su ya da product image DTO'su size kalmış. Ben property dedim. Aslında bunları komple property'ye çevirmek daha doğru olur. Onu da belki ilerleyen derslerde yaparız. Şimdi bunun içinde 3 tane property var. Prop tab public int ilk önce product image ID doğru mudur? Hemen SQL'e bakalım. Product image ID, image URL ve product ID. Güzel. Product ID de integer ve image URL var. Image URL. Image URL ise string olacak. Şöyle string olarak yazmış olalım. Süper. Sınıfın ismini kopyalım. Geldim bunu. Şurada arkadaşlar. Burada. Şöyle şuraya geçtim. Güzel. Ondan sonra istek yapacağım yeri hemen belirleyeyim. Şöyle istek yapacağım yer tam olarak şurası. Geldim bunu kopyalım. Kopyaladım bu değeri geldim. Şöyle. Şuraya gönderdim. Şu sonunu şimdilik bir yapalım. Daha sonra düzelteceğim onu. Dinamik hale getireceğim. Property single buradan gelecek. Tamam. Çok güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi şöyle views'ı açtım. Shader'ı açtım. Komponentimi açtım. Sağ tuş bir dakika. Şöyle şu sınıfın ismini kopyalayalım. Sağ tuş ekle yeni bir class. Class'ımızın ismi Ctrl V dedim. Yapış pardon yazıyorum. Class değildi. Klasör ekleyecektim. Hemen bir klasör ekleyelim. Sağ tuş ekle yaptı. Burada da çok fazla klasör oldu yani. Bu da çok doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Bunu da böyle refaktör etmek gerekiyor. Buralarda bir uygulama yapacağız. Şimdi bir view ekleyelim şöyle. Bir parçalı olacak. İsmi default olsun. Yani burası
Şu anda sürdürülebilirliği azaltıyor bu kadar çok klasör olması. Hani bunları da böyle daha kendi içinde ayırarak gidersek, işte estate agentlar bir yerde, property single'lar bir yerde, dashboardlar bir yerde gibi bir formatta ilerlersek çok daha doğru ve güzel sonuçlara ulaşırız diye düşünüyorum. Gelsin bakalım, burası geldi, süper. Şimdi şunu tekrar açtım. Tamam, burası geldi, çok güzel. Şimdi property single'ı biz tam olarak şuraya alacağız. Diyeceğim ki add await component nokta invoke asynchron, parantezimi açtım çift tırnak içinde. Ctrl V dedim, yapıştırdım. Bunu geldim buradan kestim. Kestiğim bu değeri geldim. Kestiğim bu değeri geldim. Şöyle Ctrl V dedim, buraya yapıştırdım. Şimdi yukarıya bir tane model geçeceğim. Model liste olarak sen diyeceğim küçüktür büyüktür sembolü içinde. Real Estate Depre UI nokta DTOS nokta Product Image Product DTOS. Ben bunu direkt, bir saniye ya, ben bunu direkt sınıf olarak mı oluşturmuşum? DTOS'a bir gideyim. Bu doğru olmadı. Bunu şöyle yapalım, bir dakika. Product Image DTO oluşturmadık mı biz? Product Image DTO yok, tamam. Property Image DTO var mı? Yok, tamam. Şimdi şöyle yeni bir klasör tanımlıyorum. İsmi Property Image DTO olsun. Şimdi niye Property yaptım? Çünkü hepsini Property'ye çevireceğim. En sonunda bir dersin bir 10 dakikasını falan ayıracağım. Bunları tamamen Property olarak adlandıracağım. İçine taşıdım burayı. Güzel. Bakın burası artık Property Image DTO'da. Süper. Geldim burada. DTOS nokta Property Image DTO nokta ilgili sınıfımız. Çok güzel. Şimdi burada div class'lar var. Bir tanesini alsak div class item şöyle. Item'dan itibaren bir tane alsak bizim için yeterli olacak. For için açtım. Var item in model. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. Geldim şöyle şunu kestim. Buraya yapıştırdım. Source ifadesinde item nokta image URL gelecek. Güzel. Şunu ve şunu siliyorum. Bunlara ihtiyacımız yok. Şimdi bir deneyelim bakalım. Çalışıyor mu istediğimiz gibi bu kısım. Ctrl Shift W dedim. Uygulamamızı ayağa kaldırıyorum. Bir gelsin bakalım nasıl geliyor bu kısım. Bekliyorum açılmasını. Açılsın burası. 76. dersimizdeyiz. Yavaş yavaş finale doğru geliyoruz. Property/Property Single. Bakın burası gayet istediğimiz gibi açıldı. Şimdi görsellerin böyle bence standart hale getirilmesi gerekiyor. Yani o biraz bence biraz sıkıntı. Hani hepsi mesela başlangıçta geldiği zaman şöyle geliyor. Diğerlerinde mesela description tam altına geliyor. Yani bu sayfa kaymamalı. Daha böyle standart bir formattan ilerlemeli. Bunun için bir tane link verelim biz. Şey yapalım, pardon. Boyut verelim. Şöyle mesela diyelim ki style'ında height yükseklik 2 nokta üst üste örneğin 250 piksel olsun. Bir deneyelim mesela genişliği değiştirmeden Ctrl Shift W diyelim, uygulamamız bir çalışsın. Bekliyorum açılmasını. Ctrl Shift W dedim, 250 piksel yaptık. Burayı çok böyle istediğimiz gibi olmadı tabi. Şu an mevcuttaki haliyle biraz daha yükseltmem gerekiyor. Biraz daha yükseltirsem tam olacak. 250 değil de 250 nasıl geldi? Şöyle geldi. Bunun iki katı kadar olması gerekiyor mu? Sanki iyi olacak gibi. Şöyle bir 500 piksel yapalım. 500 piksel. Aynı şekilde noktaları mesela width değeri de genişlik de width 2 nokta üst üste 200 piksel olsun. Buna da noktalı virgülümü koydum. Width'i doğru yazdık mı? Tamam, doğru yazmışız. Bir deneyelim bakalım. Yani 500'e 200 nasıl geliyor? Tekrar çalıştırdım. Bekliyorum açılmasını. Orijinal hali en son, yani şöyleydi. Yükseklik iyi, genişlik iyi değil. Şu genişlikte zaten kendi vidi var. Tamam, o yüzden genişliği değiştirmeye gerek yok. Genişliği sabit bırakalım şöyle. Tekrar çalıştıracağım. Yeniden 500 piksel olarak Ctrl Shift W dedim. Genişlik çünkü standart geliyor sağ tarafa. Muhtemelen CSS'ten dolayı. Bir daha gelsin bakalım genişliğimiz. Şimdi nasıl oldu? Şimdi çok daha güzel bir görünüme kavuştu. Gördünüz mü? Bu şekilde gelmiş oldum. Güzel. Şimdi sağ tarafta bu ilanı veren kişinin detayları var. İşte bu ilanı veren kişinin diğer detayları, açıklama vesaire. Bunları alacağız. Şunları alacağız. Bunlar da 2-3 ders sürecek. Ondan sonra yavaş yavaş buraları toparlayacağız. Bir sonraki dersimizde buradan devam edelim.